Evet, Trabzonspor ve Beşiktaş kozlarını paylaşacaklar. Matematik, oyun, gelişim baktığımız zaman Trabzonspor'u iki adım daha önde gösteriyor. Yani işte Onaçu'nun son dönemdeki performansı, Visca'nın yükselmesi, diğer taraflarda zaman zaman Bardi'nin, zaman zaman Berat'ın iyi performansı gibi. Trabzon adına iyi dokunuşlar var ama bazen gelgitler de var. Yani işte Samsunspor maçını, kaybettiği maçı hatırlıyorsun. Sağ ve sol bekte, özellikle sol bekte sıkıntılar var. Savunma hattında göbekteki baskı yediği zaman problemler var. Beşiktaş buralardan faydalanarak bir hikaye yazabilir. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. Nasılsın abi? Yoğun, yorgun ama iyiyim. Şimdi çok iyi bildiğin bir alana gireceğim, Beşiktaş'a. Ama öncesinde elbette sponsorumuz diyorum ve selam yollayalım. İnfo yatırım diyorsun. Evet abi. Beşiktaş'ın da yatırıma ihtiyacı var. Hem kadro yatırımına hem de mali yatırıma ihtiyacı var. Geleceğe yatırıma ihtiyacı var. O yüzden yatırım önemli. Yatırım deyince sadece info yatırım aklıma gelmiyor ama info yatırım iyi yatırım. Fatih abi, Fenerbahçe Galatasaray koptu gidiyor. Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Ama Beşiktaş'ta bu sene görüyoruz ki artık tek hedef kupa. Serdar Topraktepe yönetiminde. Ne oluyor? Takımdaki hava nasıl? Futbolcular elbette kupayı istiyorlardır ve yönetim de dahil buna. Bahadır, sen tribünlerde maç izlemeyi seven bir gazetecisin. Zaman zaman Tıpraş'ta, zaman zaman diğer statlara gidip maçlar izliyorsun. Voleybol maçları izliyorsun. Bu da hoşuma gidiyor. Yani biliyorsun, ekrandan izlemek farklı, tribünden izlemek, seyirciyle birlikte izlemek farklı. Bu sene Beşiktaş taraftarı Ankara Gücü Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında, yarı final maçında uzun süredir görmediğimiz son bir yıllık en iyi tribün performansına imza attı. Kesinlikle. Yani Galatasaray maçında evet 45 bin insan vardı. Derbilerde vardı. Doluyor zaten. Talep oluyor. Trabzon maçında vardı. Ama Ankara Gücü maçındaki gibi bir tribün performansına şahit olmadık. Ha, daha ilerini gördük mü İnönü'de? Vodafone Park'ta, Tüpraş'ta daha ilerini gördük. Çok daha büyük aksiyonlar olduk. Leipzig maçındaki işte biliyorsun kulakları yapardan desibel rekorlarını kıldığı maçlar da gördük. Daha eskilere gideyim, Ajax maçlarındaki muhteşem koreografiler gördük. Barcelona maçları vesaire. Birçok Benfica maçındaki dönüşler gördük. Gördük ama eskiyi hatırlamak babında bir seyircinin Dolmabahçe'den bir akın akın final maçına gelip, yarı final maçına gelip tribünlerde yerini alması, 98 dakika hiç durmaması, sürekli sahaya, oyuna, pozisyona sirayet etmesi ve neredeyse hani oyuncuların emeğine, hocanın emeğine saygısızlık yapmak istemiyorum ama taraftar maçı kazandı. Bir taraftar nasıl maçı kazandığının en canlı örneğidir Beşiktaş adına bu dönem. Yani bu sene Galatasaray'dan çok görüyorsun. Doğru, hı, haklısın. Yani müthiş destekleri var. Fenerbahçe'den taraftarın desteği var. Beşiktaş bundan biraz mahrumdu. Mahrum kalmıştı. En azından herkes bir silkelendi böyle. Oyuncular da bir kendilerine geldi. Demek ki küçük bir umut, bir inanç olduğu zaman Beşiktaş taraftarının nasıl kendi kimliğine büründüğünü, gerçek gücünü gösterdiğini şahit olabiliyorsunuz. O yüzden o maça gelmeni isterdim. Ankara Gücü yarı final rövanş maçında olsaydın bu duyguyu orada hissedebilirdin. Oyuncular hissetti, kazandı. Beşiktaş'ın en büyük silahı taraftar şu anda. Takımla ilgili hala problemler var, sıkıntılar var. Serdar Topraktepe de her türlü sorunu çözmüş dedi. Zaten çözmesi de bekleniyor. Biraz oyun dokunuşu, biraz sistem değişikliği, biraz oyunculara psikolojik olarak toparlama. Bir çalışma var. Sonuçlarda aldığını görüyoruz. Ama Beşiktaş'ın şu anda bütün hayallerini, hedeflerini iki şey süslüyor. Kupasına bir müzesine bir kupa daha getirmek. Ziraat Türkiye Kupası. Ve bunun için karşısındaki tek engel Trabzonspor. Ve buraya gelmiş durumda. Taraftar da bu işe çok motive. Diyorum ki Ankara Gücü maçında bu kadar motive olan 45 bin taraftar, 98 dakika hiç susmayan taraftar acaba Trabzon deplasmanında, Trabzon finalinde ne yapar? Bu soru çok önemli. Sayın Ertuğrul Doğan'ın bir açıklaması oldu biliyorsun. Dedi ki Ziraat Türkiye Kupası finalini İstanbul'da oynamak istiyoruz. Federasyonla da görüşeceğiz. Sayın Hasan Arat'a çıktı dedi ki Ay Yıldız'ın olduğu her yer, dalgalandığı her yerde oynarız dedi. Yani bu önemli bir mesaj. Yani Urfa'da da oynarız, Edirne'de de oynarız, Kars'ta da oynarız, Eskişehir'de de oynarız, İstanbul'da da oynarız.
İzmir'de de oynarız. Hiç problem yok dedi. Ve ikinci açıklamasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın oynanabileceğini sinyalini verdi. Şimdi iki takım bu işe rıza gösterirse, Futbol Federasyonu da eğer daha önceden bir söz vermedi, bir angajmanı yoksa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Ziraat Türkiye Kupası finallerine oynatacağını düşünüyorum. Belki de biz yayın çektiğimiz şu dakikalarda iki başkan TFF'deydi. Belki de yarım saat sonra, bir saat sonra Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı da açıklanacak. Büyük ihtimaller orası. Tabii stat 80 bin kişilik kapasiteye sahip bir stat. Bazen güvenlik gerekçeleriyle yapıyorlar. Trabzon daha önce o statta 70 bin, 80 bin Trabzonlu'yu doldurmuştu. Evet. Beşiktaş'ın da doldurduğu var 70-80 bin kişi. O yüzden yarı yarıya verdiğin zaman iki taraf 35 bine 35 bin protokol şeyleriyle beraber 75 bin de TFF misafir davet etse, yani yine 75-80 bin kapasiteli UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden daha görkemli, daha güçlü bir finale dönüşebilir. Bu ne anlama geliyor? Evet, Trabzonspor ve Beşiktaş kozlarını paylaşacaklar. Matematik, oyun, gelişim baktığımız zaman Trabzonspor'u iki adım daha önde gösteriyor. Yani işte Onaçu'nun son dönemdeki performansı, Visca'nın yükselmesi, diğer taraflarda zaman zaman Bardi'nin, zaman zaman Berat'ın iyi performansı gibi Trabzon adına iyi dokunuşlar var. Ama bazen gelgitler de var. Yani işte Samsunspor maçını, kaybettiği maçı hatırlıyorsun. Sağ ve sol bekte, özellikle sol bekte sıkıntılar var. Savunma hattında göbekteki baskı yediği zaman problemler var. Beşiktaş buralardan faydalanarak bir hikaye yazabilir. Beşiktaş'ın da çok ciddi sıkıntılar var. Evet, Raşit'sa geri dönüyor. İşte El Musrati o maça hazır olacak deniyor. O karşılaşma final olduğu için, ucunda kupa olduğu için, yani futbolcular, formsuz, isteksiz oyuncular bile ya buraya kadar geldik, şöyle bu kadar seyircinin önünde, bu atmosferin önünde, daha geçen sene belki de Şampiyonlar Ligi finalini oynadığı bir statta bir kupa kazandıralım da hanemize bir Ziraat Türkiye Kupası kazanmış bir futbolcu olarak geçmek isteyecek kişisel bir motivasyon da oluşturabilir. Serdar Topraktepe Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyebilir. Kariyerine böyle bir başlangıç yapmak isteyebilir. Yönetim çok arzulu, çok istekli. Bunun için her türlü fedakarlığı yapabilir ki düşün Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın başkanı Hasan Arat, stata maçı izleyen muhalifi, son seçim kaybeden Serdar Adal'ın elinden tutuyor. Beraber soyunma odasına giriyorlar. Tam sana bu soruyu soracaktım. Sen konuya girdin. Bu da çok Beşiktaş için hoş bir görüntüydü ama Türkiye'de çok da görmediğimiz ender görüntülerden biriydi. Yani el ele tutuşup soyunma odasına girmiyorlar. Bir de orada Hasan Arat, Serdar Adal oraya girince yani şey gibi, özür dilerim, hamama giren teller tabiri bile kullanılmaz ama soyunma odasına girersen parasız çıkamazsın. Yani orada Serdar Adal'ı Nece, Kaptan Necip'e diyor hani bana bir ulaş, çocuklara motivasyon anlamında, bir hediye anlamında bir prim veriyor ki rajonu da bilir, jargonu da bilir Sayın Serdar Adalı. Eskiden de o işleri yaptı, futbol şube sorumluluğunu. Oradan da bir prim verdi. Yani bu bir şeyi gösteriyor Beşiktaş adına. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanımlarının çok büyük olduğu, muhalefetiyle, yönetimiyle, takımıyla, camiasıyla bu finale kanalize olacağını gösterir. Yani Beşiktaş takımı o gün gerçek bir finale hazırlık yapıyor ve final gibi hazırlık yapacak. O yüzden bundan önce yaşananların, süreçlerin, olumsuzlukların bu maça yansıması ile bu maçtaki performansları çok farklı olabilir. O yüzden hani artık buranın günahı yok derler. Yani bu finalde herkes elinden geleni iki tarafta yapacaklar. Şunu biliyorum ki Ertuğrul Doğan, ben izliyorum, takip ediyorum. Çok iyi bir Trabzonsporlu. Çok da kıymetli bir isim. Türk futboluna önemli kazanımlar olacağını, katkılar olacağını düşünüyorum. O olaylar döneminde bile sağduyulu açıklamaları vardı Sayın Ertuğrul Doğan'ın. Evet. Sayın Hasan Arat da bu yönde hep yapıcı şeyler bulundu. Ve güzel bir final bizi bekliyor. Ama Beşiktaş bu finali kazanmayı daha çok ihtiyacı var. Çünkü Trabzon'un üçüncü olarak Avrupa'ya gitme cebini, kartını eline almış durumda. Şu anda Avrupa'da üçüncü olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü olarak gitmeyi garantiledi. Ama diğer taraftan Beşiktaş'ın eğer Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa Avrupa'ya gidecek en kolay yol. Eğer diyelim ki Kasımpaşa maçını, işte Hatay maçını yendi, Kasımpaşa'yı berabere kaldı ya da yendi, beşinci sırada Trabzon'a kaybettiği için
Bir kayma olacak. Trabzon direkt UEFA'ya gidecek. Beşiktaş dördüncü olarak gidecek. Ya da beşinci olarak gidecek. Yani beşinci bitirip dördüncü olarak giderek gitme şansı var. Giderse ne olacak? Konferans ligine gideceği için yani orada şöyle bir handikap var. Beşiktaş'ın hocası yok. Hocası belli değil. Finalden sonra netlik kazanacak. Beşiktaş'ın 10 tane en azından oyuncuya takviye ihtiyacı var. Beşiktaş dördüncü olarak yani beşinci bitirip en sonuncu olarak Avrupa Konferans Ligi'ne girirse Temmuz ayında herkes tatil yaparken Beşiktaş maçlara başlamak zorunda olacak. Beşiktaş Temmuz başında başlanır kampa, Haziran ayında tatil erken bitirip oyuncuların hemen kampa almak zorunda kalacak. Yani bütün program aksayacak. Hocanız yok. Transferler yapılmamış, iyi oyuncular gelmemiş ama siz Avrupa maçı oynayacaksınız. Erken form tutacaksınız. Yani ligden 5. olup Avrupa'ya gitmek de gitmemek kadar ağır bir iş yani. Ağır bir yol. Ağır bir süreç. O yüzden Beşiktaş'ın şu anda bütün odağında ne var? Ziraat Türkiye Kupası finalini alıp sezonu birinci kupayı almak, ikinciye de yönetimsel anlamda Süper Kupa için hak kazanmak. O zaman belki de iki kupayı alabiliriz düşüncesini oluşturmak istiyor. Diğer taraftan da baktığımız zaman gerçekten öbür yol şu dakika itibariyle lig performansı itibariyle son Alanya deplasmanında da 2 puan bırakmış bir takım olarak orada da 1-0 koruyamayan bir Beşiktaş ve hocası eleştiri konusu oldu. Beşiktaş ligi çok sıkıntılı sürdürüyor. O yüzden tek umut ışığı Ziraat Türkiye Kupası'nı almaktan başka yolu yok. Bu yol Beşiktaş'ın bana göre şu anda tek çıkar yolu. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Görüşürüz. Haberet izlemeyi izlemeye devam edin. Haberet YouTube kanalını mutlaka izleyin. Yakın dönemde transferler canlı olacak. Bayağı transfer süreci yaşanacak. Oldukça bütün takımlar iddialı süreçler yaşayacak. Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası olacak. O yüzden bu süreçlerde de bizimle kalın. Elimizden geldiği kadar en iyi yorumlar, en iyi haberlerle sizin karşınızda olmaya çalışacağız. Sponsorumuz Info Yatırım'a da teşekkür ediyoruz.